Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Gözdemir İşlek. Bugün sizlere Şişe Cam'ın açıklanan ikinci çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Şişe Cam 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin altında yani 2.71 milyar TL'nin altında ancak bizim 2.12 milyar TL'lik tahminimizin üzerinde yıllık %51 düşüşle 2.38 milyar TL konsolide net kar açıkladı. Net kardaki düşüşün nedenlerine de bakacak olursak net satış gelirlerindeki düşüş, faaliyet marjlarındaki erozyon, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki düşüş ve yüksek finansman giderlerini sıralayabiliriz. Diğer bir yandan bakacak olursak, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 2.61 milyar TL'ye artan parasal kazanç ve kaydedilen yüksek 3.11 milyar TL'lik büyük ertelenmiş vergi geliri net kâra katkıda bulundu da diyebiliriz. Kaydedilen ertelenmiş vergi geliri bizim net kâr tahminimizdeki sapmanın ana nedeni olduğunu da burada eklemek isterim. Sonuç olarak şişeceğim 2023 yılının ikinci çeyreğinde 10 milyar TL'lik vergi öncesi kara kıyasla 2024 yılının ikinci çeyreğinde 0.63 milyar TL'lik vergi öncesi zarar açıklamış oldu. Satışlara bakacak olursak da düşük fiyatlandırma ortamı satış gelirlerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliyoruz. Piyasada bol miktarda düşük maliyetli ürünlerin bulunması enerji maliyetlerindeki belirgin düşüş ve bazı iş kollarında devam eden zayıf talep sonucu ürün satış fiyatlarında gerileme, konsolide satış gelirlerinde yıllık %18 daralma önde gelen nedenler olarak öne çıktığını da söyleyebiliriz. Mimari cam segmentindeki talep ise hemen hemen tüm bölgelerde güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz ve mimari cam segmentinin satış hacminin yıllık %12 büyüme kaydettiğini de söyleyebiliriz. Ancak burada da güçlü hacim büyümesine rağmen euro bazlı ortalama ürün satış fiyatlarında yaşanan %8'lik düşüş mimari cam segmentinin gelirlerinde TL cinsinden yıllık %10'luk düşüşe yol açtığını da görmüş olduk. Kimyasallar segmentinin gelirlerine bakacak olursak da sabit kalan satış hacmine rağmen 2024 yılının ikinci çeyreğinde talebin üzerinde artış gösteren küresel kapasite ve bir soda kürü satış fiyatında yaşanan %30'luk düşüş nedeniyle %35 daraldığını da gözlemlemiş olduk. Cem Ambelaj iş koluna geçecek olursak da 2024 yılının ikinci çeyreğinde toplam satış hacminde %5'lik büyümeye rağmen geleyen satış fiyatlarının ürün karmasındaki değişimin ve kurun olumsuz etkisi nedeniyle 2024 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %16 düştüğünü gözlemledik. Son olarak endüstriyel cam segmenti gelirlerine geçecek olursak da burada da 2024 yılının ikinci çeyreğindeki satış hacmindeki %7 daralmaya rağmen fiyatlardaki artış ile yıllık %3 artış gösterdiğini gözlemlemiş olduk. Cam ev eşya segmentinin gelirlerine bakacak olursak baskı altındaki satış fiyatları, durgun satış hacmi ve ürün karışımındaki değişim nedeniyle yıllık bazda %11 gerileme gösterdiğini söyleyip Favö'ye geçebiliriz. Favö şirket beklentisi altında bizim burada beklentimiz 3.03 milyar TL, piyasanın beklentisi 3.95 milyar TL idi. Yıllık %65 düşüşle 2.35 milyar TL konsolde Favö rakamı açıklandı. Marjların çoğunda da gerileme kaydedildi. Konsolde brüt kar marjı ikinci çeyrekte yıllık bazda 3.2, %3.2 puan düşüşle %23.5'a gerilemiş oldu. Faaliyet giderlerinin satışlara oranı dolaylı işçilik maliyetlerinde enflasyonla uyumlu olarak artış görülmesiyle gelirlerin gerileyen ürün fiyatları sonucu yıllık olarak 5.9 baz puan artarak %26.3'e yükseldiğini de gözlemliyoruz. Sonuç olarak konsolde Fawork marjı da 2023 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %13.1'den 2024 yılının ikinci çeyreğinde %5.6'ya gerilemiş oldu. Net borç pozisyonuna da bakacak olursak, zayıf faaliyet performansı ile 2024 yılının ilk yarısında 10.7 milyar TL'lik yatırım harcaması ve 2.7 milyar TL'lik temettü ödemesi nedeniyle 2023 sonunda kaydettiği 49 milyar TL'den 2024 yılının ilk yarısı sonunda 63 milyar TL'ye yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.